Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine 10 numara 5 yıldız bir videomuz var. Bu videoda farklı bir şey yapacağım. Bu videoda gerçekten en ince detayına kadar anlatacağım her şeyi. Çünkü son dönemde bu tarz konularda ufak tefek böyle geri dönüşler alıyorum. Abi işte şöyle olmuyor, böyle olmuyor gibisinden. Ben genelde çok detaya girmememin sebebi genelde siz sıkılıyorsunuz diye. Tabii ki buraya öğrenmek için geliyorsunuz ama bir yandan da eğlendirici şeyler, hani biraz daha böyle üstün körü anlatmaya çalışıyorum kendimce. Şu an daha net anlatacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim. İçeriğimiz Leblanc içeriğinden öte şöyle bir eşya dizilimi çıktı Leblanc'ın yeni metada statik ançar, üçlü kuvvet ve omurga kıranlı bir eşya dizilimi var. Yan da çok çok güçlü oluyor. O yüzden de ben analizini yapmak istedim acilen. Gerçekten böyle tek tük oynanmaya başlandı. İlerleyen seviyelerde özellikle de işte Kasadin gibi Galio gibi böyle hani... Daha böyle yakıncı eşleşmelerde bu tarz şeyleri görebiliriz LeBlanc adına. Onu da tekrardan hatırlatalım. Bir de yan koridorda özellikle omurga kıran bittikten sonra gerçekten güçlü oluyor diyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki statik ançar eşya diziliminde Q yeteneğini çok fazla güçlendiren LeBlanc'lar vardı. Ee, burada yalnız otomatik saldırıyı vurduktan sonra minyonlardan inanılmaz fazla hasar aldı. WC ile hemen rakibin üzerine gidiyor. Orada da bir takas yapıyor ama bu takastan çok da memnun ayrılmış gibi durmuyor. Şimdi burada bence W full hani W açmasına gerek yoktu. Zaten Q yeteneğiyle gayet güzel hasarlar verebiliyorsunuz. Bir de Q'nuzu otomatik saldırı reseti olarak kullandığınız için de gayet iyi oluyor. Bir diğer konu ayağa çabuk ile arkadaşlar genelde rakibi vurmak istiyorsunuz. Çünkü rakipten ee, daha fazla can çekiyorsunuz. Yani can çekiyorsunuz. Minyona Q yeteneğinizi atıp minyondan o Q yeteneğinizi alıp yani minyonu alıp rakibi otomatik saldırı vuruyorsunuz. Genelde özellikle de Kasadin'e karşı bunu yapmayı hepiniz istersiniz. Çünkü Kasadin'e karşı yetenek atışı attığınızda Kasadin Q yeteneğiyle bu hasarı minimuma indiriyor. Burada ufak bir detay yaptı bakın. Orada kuşlara vurdu ve ee, oradan can çekti. Hemen W'sunu atıp bir de oradan çekti. Bakın W'suyla yer değiştirip yükünün sayısını arttırdı şuradaki yükten. Onu da tekrardan söyleyelim. Yükünüz geldiği sürece özellikle de o statik hançerin alt eşyasından sonra sürekli rakibe vurmanız gerekiyor diyelim. Burada rakibi gördükleri için bir yerde o taraflarda. Bakalım şimdi Viego'yu yakalıyorlar ama bir yer yan tarafta kırmızı güçlendirmede bekliyormuş. Orada bir anlaşmazlık oldu. Bakalım buradaki savaşı isteyecekler mi? E burada çok da güçlü bir şampiyon olduğu söylenemez. Ama bir yarın canı çok azaldı ama tabii ki burada Eyet'in biraz sıkıntı yaratabilir derken orada Kaseder'in bir canı kaldı. Sıçratıp hemen burada skoru almayı başarıyorlar. Başarıyor daha doğrusu. Derken burada bir yar onu da düşürecek mi derken Nard ölüyor. Şimdi bu tarz olaylar genelde Kasa dinlere daha çok yarıyor. 1. Leblanc çok minyon kaybetti. Tecrübe puanı da geri düştü. 2. Maç kulon fiesta oldu. Genelde Leblanc veya işte başka bir bu şekilde kasa dini koridorda yenecek. İşte Lucian olur, Tristana olur vesaire. Şöyle bir şey oluyor. Eğer ki kulon fiestadan Leblanc önde çıksa uf inanılmaz güzel. Ama her zaman birisi taşıyor ya. Genelde bu tarz savaşlarda eğer ki gerçekten savaşmanız gerekiyorsa şunu yapacaksınız arkadaşlar. Mesela az önce 2-2 bir savaş oldu ya mantıken düşündüğünüz zaman. Kasadin de oradaydı vesaire. Siz o kadar güzel koridor ayarlayacaksınız ki mesela şu an. Mesela bu minyon dalgasını ittirdikten sonra direkt olarak haritaya dahil olabilirsiniz. Ve sayıca üstün olduğunuz için Kasadin sıkıntı yaşar hiçbir yere gelemez. Ama siz Kasadin'in de gelebileceği bir, yer, bir yerde savaştığınız zaman maalesef ki orta koridordaki o gücünüzü kullanmış olmuyorsunuz. Burada LeBlanc'ın W yeteneğini güçlendiğini görüyorum ikinci olarak yani ilk olarak. Genelde dediğim gibi Q yeteneğini ben bu tarz bir eşleşmede çok daha mantıklı buluyorum. Tabii ki siz ben böyle söyleyince şey diyebilirsiniz. Abi işte Q yeteneğine işte nasıl diyeyim şey atacak ne denir ona Q yeteneğime Q atacak falan. Arkadaşlar atsa bile hani sen zaten ilk üzerine koştuğunda otomatik saldırı atıyorsun. Sonra araya köyü de sıkıştırabilirsin. Bir diğer konu buradan Scorch girmiş. Yani koridor aşaması için daha güçlü olmak için bunu girmiş. Burada Viego'dan bir baskın ama tabii ki Leblanc buradan kaçmayı biliyor. Scorch girmiş yani kızart. Kızartla beraber... Q yeteneği çok daha iyi çalışıyor. Neden? Çünkü Q yeteneğinin bekleme süresi 6 saniye. Burada verince düşmüyormuş. Burada da gördüğünüz gibi W yeteneğinin 16 saniye bir bekleme süresi var. Yani çok büyük rakamlar bunlar. O zaman madem scorch girmeyecekti mesela, yeşil taraftan girip çok daha mantıklı olabilirdi. Bence girdiği sağ taraf rünü bu konuda hani yanlış. He, şöyle doğru olabilirdi. Q yeteneğini güçlendirseydi bence mantıklı olabilirdi. Ama yine de kasadine karşı büyü hasarı çok da isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü zaten Q yeteneğiyle dediğimiz gibi oradaki hasarı tamamen sıfıra indiriyor. Şimdi koridor aşamasında dediğimiz gibi bir şekilde bir savaş çıktığı anda maalesef ki Kasadin'e karşı Clone kazananı kısmen Kasadin olduğu için üstün çıkamadı Leblanc fark ettiyseniz. Burada da tüm hasarını vurmasına rağmen Leblanc gördüğünüz gibi hasar çıkmıyor. Şimdi tüm hasarını vurmasına rağmen ilgi çekici bir cümle gibi gözükse de maalesef çok da mantıklı bir cümle değil. Neden? Onu da söyleyeyim siz fiziksel hasar oynuyorsunuz ve sıfır yetenek gücünüz var. Bu da demek oluyor ki attığınız kombonun hasar vermemesi hiç de aslında anormal bir durum değil. Sizin yapmanız gereken tam olarak bu zincirleri atmanız ve burada baskın geliyor, güzel bir skor geliyor. Çok minyon kaybettiriyorlar. Siz Kasadin'e karşı ya da başka oynadığınız şampiyona karşı özellikle bu eşya diziliminde yetenek gücünde de oluyor tabi bu da özellikle fiziksel hasar eşya diziliminde sizin yapmanız gereken double chain. Gidip ultinizi iki kere kullan kullandığınızı, Q yeteneğinizi iki kere kullandığınızı görmeyeceğim arkadaşlar. Bakın bu net. Her zaman ama her zaman yani çok nadir olaylar olmadığı sürece her zaman iki tane zincir atacaksınız. Şimdi koridor aşaması olarak inanılmaz güçlü iki tane eşyaya sahip ve kasadinin eşyalarına baktığımızda koridor aşamasında hiçbir işe yaramayan eşyaları var. Şimdi burada Leblanc burayı dondurup zaten kasadinin sıçrası da yok. Tabii ki ultisi var ama zincirden çıkmak ultinin hani ultisiyle zincirden çıkamıyor tutmuş bir Leblanc zincirinden. Burada koridoru bir şekilde dondurup otomatik saldırılarla takas yapabilir. Mesela şu an hafif öne çıkıp otomatik saldırı vurmaya devam etmesi lazım. Evet çok güzel üzerine atladı. Zincir de geliyor burada. Bakalım devamı gelecek mi derken. Kasadin şimdi ultilerini hala kullanmaya devam ediyor. Bakın şu e, otomatik saldırı takaslarından hani çok da kötü çıkmasına şey değil yani nasıl diyeyim o takasları sürekli yapabilir şey değil problem değil. Burada zincir de tutturuyor güzel bir şekilde. Burada geriye mesela hiç dönmesine gerek yoktu. Çünkü orada zincir tuttuğu anda gerçekten iyi bir kapışma görecektik. Bak geri alayım şurada tekrardan göstereyim size. Bakın şimdi. Bak burada zaten Q'sunu kullanmış adam. Tamam mı? Sana maksimum atacağı hasar ne? Üzerine ulti atsa adam. Üzerine ulti atamaz. Minyonlar çok fazla. O yüzden de e, ikinci zincirin de var. Burada Kasadin'i neredeyse öldürebilirdi. Seviye avantajı var. Otomatik saldırıyla vuracak. Niye? Çünkü Kasadin'in Q'su bekleme süresine girdi. W'su 7 saniye E yeteneği zaten 20 saniye. E şimdi bunları attığı zaman e, hasar yok ki Kasadin'in başka. Bun, bu açıdan baktığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle bana sorarsanız bir skor burada kaçmış diyebiliriz. Yani kesinlikle otomatik saldırı. Yani şunu unutmayın. Karşınızdaki oyuncu size gidip bir otomatik saldırı vurup siz geri çıktığınızda size rakip Q attığı için hasar olarak neredeyse eşit hatta belki onun da avantajı çıktığı bir durum olabilir. Ama şunu unutmayın arkadaşlar siz fiziksel hasar bir şampiyonsunuz. Savaşlar uzun sürdüğü sürece siz avantajlısınız. Bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın bu eşya dizilimini oynarken. Bakın yine güzel bir hasar. Ooo ultisini Q ile kullandı. Mesela acayip saçma. Yani acayip mantıksız bulduğum bir hareket. Burada Kasedin de bunu görüyor. Yani gördü zaten. O yüzden biraz agresif oynayabilir. Koridoru ittirip üsse dönmek istiyor LeBlanc büyük bir ihtimalle. Bu arada Leblanc kostümü de güzelmiş. Hoşuma gitti. Bakın yine gitti kurtlara orada. E, kurtlara diyorum. Kuşlara gitti. Otomatik saldırı vurdu. Orada ufak can doldurmak için. Bu da hani Yone ile Yasuo gibi şey düşünebilirsiniz. Q atıyorlar ya oraya gidip. O mantıklı bir hareket düşünebilirsiniz. Ya da Vlad ile aynı şeyi yap yapanlar oluyor. Bakın burada LeBlanc'ın ben şeyini anlamadım. Sürekli böyle mesela 2-3 tane otomatik saldırı üste hiç atmadı. Hep 1-2 tane atıp bir şekilde geri kaçtığını görüyoruz. Yalnız burada Vigo'yu yakaladı yakalıyorlar mı? Ultisini de kullandı. Oo, orada bir zincir kaçtı ama hiç önemli değil. Bakalım öldürebilecekler mi? Bir yere orada ultisini kullandı. Kasa'nın üzerine uçuyor. Viego orada düştü büyük bir ihtimalle. Aynen öyle LeBlanc skor alıyor. Bir yer orada kasadına e gitmiş. Kasadına e buraya kadar altını veriyorlar. Hiç gerek yok mesela. Hiç ama hiç gerek yok. Yine buradan bir şekilde kasadın fen almayan bir şekilde çıkmayı başardı. Ama bakın tekrar söylüyorum. Yan koridorda özellikle de 3 eşya bittikten sonra bu LeBlanc omurga kırandan sonra acayip bir güç patlamasına geliyor. Zaten dakikalar ilerledikçe bunları da göreceksiniz. Ben sadece mana yeni mana yüzüğüyle kızartı çok anlamlandıramadım. Ee, onun dışında hani çok da kötü bir şey değil. Bakın 63 can dolduruyor burada kuleye attığı hasarla. Bence hiç fena olmayan bir şey bu. Yani 63 canı hiçbir şekilde küçümsemeyin arkadaşlar. Bir plaka daha almayı başarıyor. Bakın otomatik saldırıyla ne güzel hasar vuruyor görüyor musunuz? Hemen burada sıçısını kullandı Viego arkasından geldiği için. Hop Viego'yu yakaladı bakın double zincir atacak şimdi Bir zincir daha geldi çok doğru zamanda W'sunu da kullanıyor burada Sanki biraz daha durabilirdi orada ama Hiç önemli değil görüyorsunuz iki zincirinde attığı zaman Ne kadar çok hasar vurduğunu kendiniz görmüş oldunuz Bunun aynısını Kasadine de yapabilirdi Ve Kasadine burada bir yer öldürmeyi başarıyor En önemli eşyası olan statik hançeri de burada Leblanc aldı Şimdi Tekrar söylüyorum Kasadini minyon sayısında öyle geçmeniz tabii ki önemli. Geçebiliyorsanız geçin. Ama asıl önemli olan baskınız. Plak aldınız Bak iki tane plak aldı adam. Skor aldı mı aldı. Koridoru sürekli ittiren taraf oldu mu oldu. Statik ançer bitti mi bitti. Şimdi bu saatten sonra 7-24 koridoru çok daha fazla ittirdiğini göreceğiz Leblanc'ın. O yüzden de hiçbir şekilde ya abi işte fiziksel hasar Leblanc oynuyor. Adamı da çok ezemedi olarak bakmayın olaya. Kendiniz oynarken de böyle bakmayın. Genelde çünkü oyuncular böyle şeylere ya işte şöyle oynuyorsun ona rağmen yenemedin falan gibi düşünceler oluyor. Lütfen olmasın arkadaşlar sizlerde. Çünkü karşınızdaki adam iyi oynadığı sürece maalesef ki bu oyunda rakibinizi yenebileceğiniz bir limit söz konusu. Rakip kötü oynamadığı sürece ki Kasadin bu hata yaptığını görmedim ben. Sadece orada bence bir skor gelebilirdi Leblanc adına. Burada yalnız Viego'yu yakalayabilirlerdi derken Viego oradan kurtulacak mı? Kuşlara başlıyor. Ultisi var Viego'nun onu hatırlatalım. Ama hiç önemli değil. Burada Leblanc'tan güzel hamle. Ne demiştim size? Kasadin orta koridordayken siz bir şey yaptığınız zaman tabii ki burada minyonları bıraktı leblanc ama arabalı minyon dalgası olduğu için çok da bir şey kaybetmiyor. Tam olarak bahsettiğim şey bu. Siz önce hareketlenirseniz mesela şu an dedim buraya gittiği gibi önce hareket ettiğiniz sürece hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi evet otomatik saldırılarla vuruyor ama kasadın tabii ki oradan kaçmayı başaracaktır. Yan tarafta. E, Serafini de yakalıyorlar skoru orada Leblanc alacak bir Kasadin'e gidiyor skorlar Leblanc'a iki tarafında yani orta koridorların hangisinin taşıyacağına bakan bir maç olacak gibi duruyor bu 4-1-1'e geldi skor Kasadin şimdi üst koridora doğru koşuyor ama Leblanc da peşinde bakalım Leblanc şimdi e, oradan da kovalayacak mı aynen öyle Ay biraz beklese mesela bak. Burada LeBlanc'ın hatası şu. Adamın içine kadar girdin tamam mı? Ya girdiğin gibi atacaksın E'yi ya da bekleyeceksin abi. Niye bekleyeceksin biliyor musunuz? Çünkü Kazade'nin ultisi öyle çok uzaklara ulti atabilen bir şey yani menzili olan bir durum değil. Burada bir yer Allah'tan iyi takip etti ve skor almayı başardı. Şu an LeBlanc'la beraber gerçekten iyi bir iş çıkartıyorlar derken ben öveceğim ya orada Seraph'in onu öldürmeyi başardı. Yani LeBlanc'la o zincir olayını unutmayın. Özellikle de kasadın a kaçacak tribine girmeyin abi. Adam zaten ultisiyle kaçabileceği menzil belli kaçtığı yere bakarsın nereye kaçtı ona göre bir tane zincir atarsın ve öldürürsün. Burada artık kuleyi aldı LeBlanc. Sürekli bu W'sunu bu şekilde kullanmasının sebebi o statik hançerin yükünün hareket ettikçe gelmesi ve statik hançeri patlatarak burada daha hızlı kuleyi almayı başarıyor. Ve Leblanc inanılmaz güçlü bir konuma gelmiş durumda. Evet üçlü kuvvete doğru gidiyor. Pırıltısını aldı. Burada aksını da aldı. Şu an üçlü kuvvete baya baya yaklaşmış durumda. Onun dışında saldırı hızı çizmesi almıyorsunuz arkadaşlar. Bekleme süresinde azalma çizmesi alacaksınız. Bunun da sebebi şu. Bekleme süresinde azalma çizmesini alacaksınız ki. Hani e, bekleme süreniz olsun. Yoksa diğer türlü gerçekten o konuda çok büyük problemler yaşıyorsunuz. O yüzden de onu öyle alın. Bir de zaten saldırı hızı çizmesi o kadar da ihtiyacınız olan bir şey değil. Hani bazı durumlarda belki merkür falan filan çok 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 lazımsa. Burada bakın şimdi kasadın üzerine atladı. E, ve Leblanc'ın hasarını kendiniz görüyorsunuz şunu 2 saattir yapabilecek durumdaydı. Ama maalesef kendisi de büyük ihtimal bu eşya dizilimine çok alışmadığı için, çok alışık olmadığı için Kasadin'in o hatalarını görememiş diyebiliriz. Ama tabii ki devamında hani eşyalarını bittikten sonra gerçekten güzel hasarlarla yani şöyle düşünmeyin hiç. Ben tek atamıyorum işte level Hang tek atamadı benim hoşuma gitmiyor. Abi bir, şampiyon illa tek mi atması lazım? Senin çok ciddi 2 tane kitle kontrolün var zincir. Bir tanesini tutturunca ikincisi zaten tutuyor. Rakibi kovalamak için zaten çok güzel bir gücün var. Bakın burada yine Viego'yu yakalamayı başarıyor. Otomatik saldırılar çatır çatır devam ediyor. Derken burada Viego kaçmayı başarıyor. Yani bu tarz kitle kontrolünüz varken, bu tarz rakibi kovalayacak gücünüz varken kesinlikle ve kesinlikle ben e, fiziksel hasar eşya diziliminde kötü bulmuyorum. Bu zamana kadar nasıl oynanmamış diyeceğim. Statik hançer yok diye büyük ihtimal. Statik hançer 5 kere 6 kere nerf yedi. Ama hala bir şekilde bu şampiyon alınıyor. Evet üçlü kuvvet bitti. Şu an artık her attığı yetenekten sonra biliyorsunuz pırıltıdan da ekstra hasar geliyor. Bula bula E şimdi yan koridora gittiği zaman orada şey alacak. Ne denir ona? Bir dakika kasadini tekrardan yakalamayı başardı. Kasadin yalnız üzerine atlarsa hayatının hatasını yapar. Ne yapıyor kasadin? O çok güzel troll geldi burada Kasadin'den. Hiç ama hiç gerek yoktu. Bu arada Kassadin de farkında değil fark ettiyseniz. Yani bir şekilde adamı öldürebileceğini falan sanıyor hala herhalde. Bir yer şimdi Serafin'in üzerine atlayacak. Orada Serafin'in kaçma ihtimali artık yok gibi. LeBlanc'ın sanki biraz yan koridora odaklanması gerekiyor artık. Yani çünkü yan koridorda çok 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 güçlü. Uf, Malfight'tan harika bir ulti geldi. Oradan arayı yakalamayı başarıyorlar. Güzel oyun LeBlanc'tan. Oradan çıkmayı da başardı. Yan koridora bence acilen gitmesi gerekiyor diyebilirim. Bu arada altın farkın ne hikmetse bir şekilde öyle çok absürt seviyelere hiç çıkmamış durumda. Yani bu kadar skor farkına rağmen altın farkı 3000-4000 civarında. Bu da aslında çok büyük bir altın farkı değil. Serafin çok önde. Hani nar fena durumda değil. Kasadin skorları aldı falan filan derken o konuda da gerçekten... Kırmızı takım fena bir iş çıkartmamış diyebiliriz. Evet şimdi yan koridora artık yavaş yavaş gitmeye başladık. Yan koridorda omurga kırandan zırh büyü direnci geliyor. E, saldırı gücü geliyor. E Zaten saldırı hızı hem statik ançerden hem de buradan trinity Force'tan var. O yüzden bunların hepsini hesaba katınca gerçekten omurga kıran da çok çok güçlü bir eşya derken Kırmızı takım orta koridorda çok büyük bir savaş kazanmış ama Leblanc arka taraftan geliyor. Malphite sıçra attı içeriye. Senna'yı yakalayan bir Leblanc var. Direkt olarak düşürdü onu. Yan taraftan bir yer gelmiş. Viego'yu düşürdü. Orada Serafin'in de kaçma ihtimali yok. İşte bahsettiğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Rakibin kaçma ihtimali söz konusu bile değil. Tabii ki bekleme süreniz eski hani şey gibi değil. Yetenek gücü şampiyonu gibi değil. Ama yine de hani baktığı, baktığınız zaman hiç fena bir bekleme süresi yok. Bana sorarsanız. Şu an 3.8 Q 6.5 saniye W Bana sorarsanız gerçekten iyi Burada ability AST var 20 Çizmeden geliyor 20 Yani gayet güzel Ründen, ründen gelmemiş Aha kasadını yakaladı Bardı öldür lan Ay. Bardı öldürdü güzel bu arada şuradaki ründen de bekleme süresi mi girmiş? Yok. Tamam. Oradaki üründen bekleme süresi girseydi acayip troll olurdu. Neyse dediğimiz gibi yan koridoru artık ufak ufak böyle üstünlüğünü kurmaya başladı. Ama bana sorarsanız biraz fazla sanki rakibi öldürmeye koşturuyor. Bence böyle bir şeye hiç gerek yok. Yani tabii ki öldürebilir bakın. Bu öldürebilmesi demek yani bir şey yapabiliyorsunuz demek yapacağınız anlamına gelmiyor. Yapmamanız her türlü daha iyi. Neden derseniz şimdi bak burada LeBlanc'ın bu eşya diziliminde Kimse sizden onu kes, bunu kes, onu öldür, şöyle yap, böyle yap demiyor. Sizden istenilen özellikle de koridor aşamasını bu şekilde geçtir, geçirdiyseniz belli bir dakikadan sonra git yan koridora. Nar seni yenemiyor. Kasadin seni yenemiyor. Serafin seni yenemiyor. Viego gelse seni öldüremiyor. Bak kaçabiliyorsun. Bunların hepsini koyduğun zaman yan koridorda bak hani Tarihin en güçlü şampiyonu falan oluyorsun. Yani o yüzden Leblanc zaten oynanıyor. Ya yani şu an mesela bu üç eşyayla Leblanc'ı yan koridorda öldürmek hem çok zor. Hadi öldürmeye geçtim. Normalde yan koridordaki en büyük problem ne oluyor? Ormancı gelip seni öldürebiliyor. Abi Leblanc'ı ormancı gelip nasıl öldürecek? Hele ki bu ormancı Viego'ysa. O yüzden siz yan koridora gideceksiniz. Tabii ki savaşmanız gerekiyorsa illa zorundaysanız savaşın da. Ama her zaman ikinci planda olsun. Şunu şey gibi düşünün. Siz bir boksörsünüz tamam mı şu an? Boksörler sokakta kavga etmeyi her zaman en son çare olarak görüyor ya. Hatta böyle onu bile görmüyorlar yani. Öyle bir durumda görün kendinizi. Ya ben sokağa çıkarsam ben birisine zarar veririm diyerek düşünün. Yan koridordan devam edin. Bak takım arkadaşların ölmüş, bilmem ne yapmış. Çok da umursama. Gerçekten bak. Bu çünkü hani sen bu kadar güçlüysen bak Net söylüyorum. Bunu totele vurduğunuzda kazanan siz olacaksınız. Siz bu kadar güçlüyken takımınız sizden sizin yokluğunuzda savaşıyorsa o takım zaten bir şekilde kazanmayı hak etmiyor tamam mı? Ama bu demek değil ki maçı kaybedin. Tamam mı? Bu demek değil ki maçı kaybedin. Siz bu oyun stiliyle 2 kaybedersiniz, 5 kazanırsınız. 5 kaybedersiniz, 10 kazanırsınız. Bunu unutmayın. O yüzden ona göre oynamanızı her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet 16. seviyeye de artık çok az kaldı. Çünkü minyon sayısında çok iyi bir konumda. 210 minyona ulaşmış durumda. Hani her yere sürekli böyle gittiği için hani acayip rahat minyon kesiyor. Burada Viego'yu da yakalıyor derken oradan geri döndü. Evet, şimdi orta koridora doğru koşuyor. Serafin artı seninle bir şeyler deniyor. Bakın Leblanc direkt olarak geri döndü ama tekrar orta koridora gitmek istiyor. Nasıl bir mantık bu pek anlamadım. Bu arada Serafin nasıl bir şey lan? serafinle ile Senna gerçekten bayağı şey yapıyor derken Burada Malfight'ın ultisi. Orada Seraphine Senna'nın o şekline, şukluna e, cevap verdi diyebiliriz. LeBlanc bak görüyor musun? Sanki şey gibi oynuyor. Hani ben tek atacağım olarak bakıyor. Bak içeriye giriyor, şey yapıyor falan. Tabii ki bunlar dürtme de olur. Ama mesaj yani şu an yan koridordan falan gittiğini düşünseniz abiler. Yapmayın gözünüzün yağını yiyeyim ya. Hani anladın mı? Tabii ki de sizde takım savaşın takım savaşına gelmek istiyorsunuz. Tabii ki de keyif almak istiyor olabilirsiniz veya takım arkadaşlarınıza güvenmiyor olabilirsiniz. Bunların hepsini anlıyorum. Ama takım savaşına hani takımına güvenmeyen oyuncular takım savaşına da güvenmemiş oluyor. Zaten kötü oynasa yıl kötü oynasa bir yer. Zaten takım savaşında da kötü oynar. Sen yine maçı kazanamazsın. Ee, burada narı yakalamış. Bakalım narı öldürebilecek mi? Yalnız nar onu gör, öyle atıyorsun ama o Leblanc seni bırakmaz kanka ben sana söyleyeyim. Eğer bırakmak istemezse tabii ki. Çünkü yan tarafta savaş var. Oraya gitmek isteyebilir. Burada ejder de var. Ejder de isteyeceklerdir. kasadin üstüne atlı. Yalnız iki zinciri de kaçırdı orada Leblanc. Biraz sıkıntı olmuş olabilir. O Leblanc fena kötü oynadı. <laughs> oh. Bak çok kötü oynamasına rağmen bir şekilde Kasadin'e karşı yaşadı. Çünkü hem Kasadin çok kötü durumda hem Leblanc çok fed. Ama ona rağmen burada yaşıyor. Bu arada son eşya olarak genelde böyle işte e, mahvolmuş kralın kılıcı falan tercih ediyorlar. Artık son eşyayı hani bu üçüncü eşyadan sonraki eşyaları biraz siz kendinize göre tercih edebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum yani. İşte ne bileyim mahvolmuş kralın kılıcı alabilirsiniz. Yani şu an aklıma çok fazla başka bir şey gelmiyor tabii ki ama. Belki kara balta bile olur biliyor musunuz? Şaka değil yani kara balta bile olabilir belki. Evet burada yine bir hemen arka taraftan gidiyor. Artık hani otomatik saldırılarla çatır çutur ona da vuruyor. Hemen W'sını atıp onu da öldürecek büyük bir ihtimalle. Aa vuramadı lan. Ops, ay ölmedi. Bir canla kaçtı. Derken Bardon'u öldürdü. 9 1 8, 225 milyon 24 dakikada. Bence koridor aşamasında güçlü olduğu için kesinlikle yan koridorlarda kullanılabilecek bir şey. Ben de zaten oynadım. Youtube'da da ikinci kanalda da videosu var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ama lütfen söylediğim şeylere dikkat edin. Koridor aşamasında attığınız hasarın yeteneklerden değil otomatik saldırıdan geldiğini kafanıza, hafızanıza yazın. Çünkü öyle vurduğunuz zaman, yeteneklerinizle hasar vurmaya çalıştığınız zaman takaslardan kötü çıkabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Sizlerden tek ricamız videomuzu beğenmeniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.